tetikte olun. Yanlış yapmayın. Allah'ın haram kıldığına gitmeyin. Hangi günahınızdan dolayı Allah'ın sizi nasıl yakalayacağını bilemezsiniz. Bu cennet için uykusuz kalmaya değmez mi? Bu cennet için namaz kılmaya değmez mi? Bu cennet için oruç tutmaya değmez mi? Ey Müslüman! Kime bırakıyorsun? Kime? Rabbim dergahına sığınmışız. Affına talip olmuşuz. Kapına gelmişiz. Kapına gelmiş, kapından dilenen şu kulcuklarını geri çevirme kurbanın olayım. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Efendim iftarınız hayırlara vesile olsun Cenab-ı Allah. Hanelerinize, evlerinize saadet, mutluluk, güzellik, sağlık, esenlik versin. Cenab-ı Allah sizi, bizi, hepimizi her türlü görünür görünmez, bilinir bilinmez, beklenir beklenmez afetten, kazadan, musibetten, hastalıktan muhafaza eylesin. Mevcut bir hastalık var, Allah onun beterinden bizi muhafaza eylesin. Ve bu hastalığı da inşallah en kısa süre içerisinde bu konudaki uyarıları biraz daha da dikkate alarak, maske ve mesafe konusunda biraz daha birbirimizi uyararak, özellikle kapalı alanlarda yakınlaşmamak suretiyle inşallah hani olur ya bayram sonrası bir ay içerisinde bu hastalığı yenmiş oluruz inşallah. Allah'ın yarattığı her hastalığın devası vardır. Sevgili Peygamberimiz öyle buyurdu. Her hastalığın devası vardır. Mutlaka ilacı bulunacaktır ve aşılacaktır inşallah diyoruz temennimizi ve niyazımızı belirttikten sonra. Efendim günümüzün duası var biliyorsunuz her gün dua ile başlıyoruz. Siz evinizde biz burada bu duaya amin diyoruz. Şunu hemen söyleyeyim Ramazan ayı arınma ayıdır, tövbe ayıdır, bereket ayıdır. Birbirimizi daha çok kollamamız gereken bir zaman dilimi içerisindeyiz. Birbirimize daha sevecen, daha merhametli, daha nazik, daha nazenin. Yani bir şey kaybetmeyiz kazanırız. Çünkü öyle buyurdu peygamber, kim tevazuda bulunursa, alçak gönüllülük yaparsa Allah onu yüceltir. Kim de kibirli bulunursa, yani büyüklenirse Allah onu da küçültür. Biz küçülmek niyetinde değiliz zaten. Çok da büyük değiliz hiçbirimiz. Onun için amelimizle Allah katında değersizleşmeyelim. Oradaki küçülmeden maksat Allah katında değersizleşme. Öyle olmayalım, samimi olalım inşallah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ey Rabbim. Ey beni terbiye eden, doğru olana muhalefet etmekten, doğru olana inaden muhalefet etmekten. Hep öyleyiz ya, benden değilsen senin doğrun yanlıştır, bendensen senin yanlışın doğrudur. Böyle bir şey, kutuplaşma var insanlar arasında, bütün dünyada böyle. Biz de bari olmasın, biz Müslümanız, ahlakımız böyle olmamalıdır. Doğru olana muhalefet etmekten, batılı hakka tercih etmekten, küfür Allah'a tercih edilir mi? Değil mi? İnançsızlık imana tercih edilir mi? Aydınlık karanlığa tercih edilir mi? Batılı hakka tercih etmekten, kötülükte ısrar etmekten sana sığınırım. Ya Rabbi günahları küçümsemekten, Müslüman en küçük günahını başına değecek olan bir kaya gibi görür, münafık ise veya inançsız ise en büyük günahını hadisin ifadesidir bu, peygamber ifadesidir. Burnunun ucuna konan bir sivrisinek gibi görür. Ya Rabbi, günahları küçümsemekten, bize iyilik edeni unutmaktan, vefasızlık Müslümanın karakteriyle uyuşmaz. Müslüman, efendim, hani bir kahvenin şu kadar yıl, Hazreti Ali öyle ifade etmiyor mu? Men allemeni harfen sayyarani abden, bana bir harf öğreten, bir iyilikte bulunan, beni sanki köle edinmiş gibidir. Yani ona bu kadar tevazuyla ve vefa ile yaklaşırım. Ya Rabbi ihtiyacı olana yardımı esirgemekten, yardımı esirgemekten, hakkımız olmayanı talep etmekten, bu konuda çok öndeyiz. Her birimiz hakkımızı olmayanı talep etmekte son derece böyle öne fırlıyoruz birdenbire. Halbuki hakkımız olmayanı talep etmeyeceğiz. İlmi konularda, dinle ilgili ve diğer konularda bilgisizce konuşmaktan sana sığınırım. Evet. Allah'a sığınmak lazım bu kötü huylardan ki Yüce Allah sığınışımız hürmetine, niyetimiz hürmetine, iyi adımımız hürmetine bizleri her türlü kötülükten, şerden, şikaktan, nifaktan, hastalıktan muhafaza eylesin. Efendim bugünler bol bol
tövbe ve istiğfar etmemiz gereken günlerdir. Birbirimize en güzel tavırlarla ve nazik sözlerle sevgimizi belirtmemiz gereken günlerdeyiz. İbrahim bin Ethem bir gün çarşıda dolaşırken bilinen bir hak dostu, Allah dostu bir insan. İbrahim bin Ethem Hazretleri son derece sevilen, bilinen, çevresi tarafından da yaşadığı şehirde, bölgelerde de adından çokça bahsedilen bir büyük Allah dostu. O bölgenin halkı, çarşı halkı İbrahim bin Ethem'in yanına geliyorlar. Diyorlar ki, ey usta diyorlar, biz Allah'a yalvarıyoruz. Siz bize Allah'a yalvarmanın yolunu öğrettiniz. Biz Allah'a bol bol yalvarıyoruz. Fakat nedense Allah bizim dualarımızı kabul etmiyor ey büyük Allah dostu. Allah niçin ellerimizi açıyoruz? Açtığımız elleri boş çevirtiyor Cenab-ı Allah. Allah'tan esenlik diliyoruz, hastalık geliyor. Mutluluk diliyoruz, kötülük geliyor. Aydınlık bekliyoruz, karanlık geliyor. Dualarımız kabul olmuyor ey Allah'ım dostu. Neden acaba diye sorduğunda İbrahim bin Ethem dedi ki, o zaman beni dinleyin. Madem dualarınız kabul olmuyor diye şikayet ediyorsanız ve bunun farkındaysanız, o zaman beni dinleyiniz. Şunlardan dolayı dualarınız kabul olmuyor. Sizler, ey falanca bölgenin, Basra'nın halkı, Allah'ı tanıdığınızı söylüyorsunuz ama emirlerini tanımıyorsunuz. Allah'ı sevdiğinizi ve tanıdığınızı söylüyorsunuz. Ama Allah'ın emirleri konusunda son derece rahatsınız. Allah'ın emirlerini dinlememe konusunda son derece rahatsınız. Allah'ı dinleyen, Allah'a bağlı olan kişi Allah'ın hesabını yapar. 2. Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz. Ama okumuş olduğunuz Kur'an-ı Kerim'in emirleriyle muamele etmiyorsunuz. Emirlerinin gerektirdiği şeyleri yapmıyorsunuz. Sadece Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle okuyorsunuz. En güzel hafızlar okuyor, mest oluyoruz ama o Kur'an-ı Kerim'in emirleri acaba bizlere neleri emrediyor, bizleri nelerden sakındırıyor? Bu konuda rahatsınız, son derece rahatsınız. Sizler, ey falanca bölgenin, Basra'nın halkı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevdiğinizi söylüyorsunuz. Peygamberi sevdiğinizi, ona bağlı olduğunuzu söylüyorsunuz ama peygamberin sünnetini yerine getirmiyorsunuz. Peygamberin hayat tarzı onun sünnetidir. Onun alışkanlıkları, hareketleri, tevazuu, güzel ahlakı, yüce ahlakı, muhteşem tavırlarını siz yerine getirmiyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim. Peygamberimizin adı her geçtiğinde parantez açıp S-A-V diyoruz. Sizler onu şöyle okuyunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın salatı ve selamı o sevgili peygamber üzerine olsun. Bu salat ve selam bizden bir vefa duygusudur. Bize bu dini getirdiği için Allah tarafından. Ve bu salatü selam onun için bir duadır. Bir Müslümanın vefası ve edebi bunu gerektirir. Şeytanın düşmanın olduğunu söylüyorsun. Şeytan benim düşmanımdır diyorsun ey halk. Ama onunla dostluktan hiç geri kalmıyorsunuz diyor İbrahim bin Ethem. Şeytan sizi nereye savuruyorsa onun arkasından oraya gidiyorsunuz. Şeytanla aranıza bir mesafe koymuyorsunuz. Cenneti sevdiğinizi söylüyorsunuz. Allah'ım bana cennet ver, cennet. Cennetin nimetlerinden bize nasip et diyorsunuz. Elinizi açıyor, yalvarıyorsunuz ama cennete layık olacak, cenneti hak edecek hiçbir ameliniz yok. Namazınız yok, orucunuz yok, haramınız var, helalden uzaksınız, kalp kırıyorsunuz, fesatlık yapıyorsunuz, haset ediyorsunuz, ölçü ve tartıda hile yapıyorsunuz, başkasının malına, mülküne konuyorsunuz. Hak etmediğin şeyin peşindesin. Sonra diyorsun ki ben cennete gireyim. Cennete nasıl giresin sen? Öyle demedi mi Hazreti Peygamber? Öyle demedi mi? Başı yüzü dağınık şekilde gelecek mahşerde beni bulacak. Muhammed'im bana bir şey yap. Ben sana ne yapayım diyecek. Ben sana ne yapabilirim? Haramı yeme dedim. Koyunu çalma dedim. Deveyi çalma dedim. Atı çalma dedim. Kimsenin malına el koyma dedim. Kimsenin malını gasp etme dedim. Yani haram şekilde zorbaca alma dedim. Ama sen bütün bunları, bütün bu haramları işledin.
Sonra geldin, Allah'ım, Allah'ım diyorsun. Muhammed beni kurtar diyorsun. Muhammed sana ne yapsın ki? Bu sözler ama dünyadaki bütün insanlaradır. Cehennemden korktuğunuzu iddia ediyorsunuz ama oraya götürecek işlerden hiç uzak durmuyorsunuz. Cehennemi hak edecek bütün hareketleriniz var. Affediciniz yok, nezaketiniz yok, zarafetiniz yok. Namazınız yok, içkiniz var, kumarınız var. Allah'ın haram kıldığı her şeyi hoyratça yapıyorsun. Sonra diyorsun ki, niçin dualarım kabul olmuyor? Ve İbrahim bin Ethem öyle dedi. Döndü ve şöyle dedi. Sizler dedi, kardeşinizin ayıbıyla uğraşıyorsunuz. Kardeşinizin açığıyla uğraşıyorsunuz. Sen kardeşinin ayıbını örtmen gerekir. Settar olman gerekir. Allah nasıl senin ayıbını dünyada örtüyorsa, sen de arkadaşının, kardeşinin, din kardeşinin günahlarını ört, hatalarını ört, kusurlarını ört, görmezden gel. Onu rezil etme, rüsvay etme. Ölüleri mezara götürüyorsunuz. Yakınlarınız ölüyor ama ölüyü mezara koyup döndükten sonra siz hiçbir şey olmamış gibi içinde bulunduğunuz hale devam ediyorsunuz. Hiç Allah'a şükretmiyorsunuz. Allah'ın verdiği nimetleri bolca tüketiyorsunuz ama Allah'a hiç şükretmiyorsunuz. Dualarınız kabul olsun, öyle mi? Efendim, bir dakikalık reklamımız var, devam edeceğiz inşallah. Efendim, yeniden Allah'ın selamıyla yeniden beraberiz. İbrahim bin Ethem'in uyarılarından sonra gelin hep beraber ellerimizi açalım. Yüce Rahman'ımıza, Yüce Rabbimize hatimlerimizden dolayı, zikirlerimizden dolayı elimizi açalım. Yüce Allah'a yalvaralım. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. İlahi ya Rabbi, şu iftar vaktinde, şu ezana az vakit kaldı şu anda. Herkes sofrasının başında ezanı bekliyor, senin iznini bekliyor yemeği yemek için. Suyunu içebilmek için, çayını yudumlayabilmek için. Ya Rabbi, senin için aç kaldık, senin için susuz kaldık ve senin için alnımızı yere koyduk. Ya Rabbi, bugün yaptığımız bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Geçmiş olan dönemdeki bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Şu anda ellerini açmış bizimle beraber yalvaran kim varsa, içinden ne geçiyorsa ya Rabbi, duasını kabul eyle. Bizi korkularımızla imtihan etme. Şerden, kötülükten muhafaza eyle. Hastalığın her türlüsünden, ismi azamın hürmetine ya Rabbi, hepimizi muhafaza eyle, sevdiklerimizi muhafaza eyle. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa ver. Dertlilere deva ver. Borçlulara eda ver. Bu güzel yavrularımızı ya Rabbi, bu genç evlatlarımızın hepsini, ülkemizdeki bütün evlatlarımızı koru ya Rabbi. Her türlü kötülerden, kötülüklerden, şerden, çıkaktan, nifaktan ailelerine sevdir, aileleri onlara sevdir ya Rabbi. Aile bütünlüğünü muhafaza eyle. Karı koca arasına muhabbet nasip eyle. Çocuk isteyen ailelere çocuk nasip eyle ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah rızası için El-Fatiha diyoruz. Efendim, ezanımızı dinliyoruz. Biz buradayız. Zoom'umuz ve sohbetimize devam edeceğiz. Efendim, evet, izin çıktı, çayımızı içtik, sizler çayınızı içtiniz, yemeğinizi yiyorsunuz, ben de çayımı içtim en azından. Rahatladık inşallah, Cenab-ı Allah orucumuzu inşallah kabul etmiştir. Zoom'umuz bekliyor, gençler bizi bekliyor. Instagram'dan sorularınız var, onları da aldım ben. Bir de bu hasta olanlar nasıl namaz kılar, o hep soruyorsunuz. Onu biraz sonra söyleyeceğim ama dilerseniz önce Zoom'a şöyle bir... Beni görüyor musunuz Zoom'daki sevgili izleyicilerim, merhaba. Şöyle bir el sallayın bakayım bana. Arkadaşlar, beni görmüyorlar mı? Hah, görüyorlar şu anda, tamam. Hanenize bereket, Allah sağlık, saadet versin hepinize ama hepinize. Ramazanınız mübarek olsun, sizleri seviyoruz hepinizi. Allah hayırlı ömürler versin hepinize. Evet, hemen arkadaşlar ilk zoom'umuzu alabiliriz. İlk sorumuzu alıp konuşalım, bakalım ne soracaklar. Hayırlı akşamlar, iyi iftarlar diliyorum. Selam, iyi Ramazanlar. Selamun aleyküm, hayırlı Ramazanlar hocam. Aleykümselam hanımefendi, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? İyi, sizleri iyi görünce daha da iyi oluyoruz inşallah. Elhamdülillah hocam. Yanınızdaki kızınız herhalde. Evet hocam, kızım. Soruyu size o soracak. Hoş geldin kızım. Nereden arıyoruz, İstanbul'dan mı arıyoruz? Ankara hocam, Ankara Mamak. Mamak'tan arıyorsun, peki. Kızım söyle bakalım, hadi seni dinleyelim. Hocam selamünaleyküm, hayırlı Ramazanlar. Merhaba, benim aleykümselam. Benim şöyle bir sorum olacaktı. Evet.
Arpa yemek ve ekmek kırıntılarını sakık hayvanlarına veriyoruz biz. Bu israf oluyor mu, günah mıdır? Ben bir daha söyler misin? Tam anlayamadım. Ekmek kırıntılarını... Arpa yemek ve ekmek kırıntılarını sokak hayvanlarına veriyoruz. Bu israf oluyor mu, günah mıdır? Tamam. Kalan yemekleri ve ekmek artıklarını veya işte benzeri herhangi bir yiyeceği, sizden artık kalan yiyecekleri çöpe dökmek yerine kedilere, köpeklere vermek israf değil, vermemek israftır yani. Vermekle sevap kazanmış oluyorsunuz, onları yediriyorsunuz, içiriyorsunuz. Allah katında büyük bir sevaptır bu. Seni tebrik ediyorum, böyle hassas düşündüğün için, hayvanlara karşı dikkatli olduğunuz için. Tamam mı? Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Allah sizinle olsun. Cenab-ı Allah sizleri muhafaza eylesin. Hanımefendi, iyi akşamlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Efendim, hemen ikinci bir yine Zoom sorusunu hazır ailemiz. Selamun aleyküm. İyi iftarlar diliyorum sizlere. Aleyküm selam hocam. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyi misiniz hepiniz? Allah'a çok şükür hocam, iyiyiz hocam. Siz iyi olun, biz de iyiyiz. Biz de iyiyiz. Şükür hocam. Kavuşturana diyorum. Elhamdülillah. Bizim için de öyle, şükür kavuşturana, ne güzel. Kızlarınız herhalde. Allah razı olsun sizden öncelikle. Ellerinizden öpüyoruz. Ellerinizden öpüyoruz hocam. maşallah. Allah başlasın. Kızlarınız herhalde. Evet hocam. Bu küçük kızım, bu da büyük kızım Eylem. Kendisi özel bir çocuk hocam. Tamam. Eylem çok özel oldu. Belli oluyor ama zaten. Çok cana yakın. Belli yani. Çok böyle maşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin İnşallah. Hocam. İnşallah. Nereden arıyorsunuz efendim? Ben İstanbul Yeni Bosna Bahçeli Evler'den arıyorum. Peki, Yeni Bosna'dan. Evet. Soruyu kim soracak? Siz Elif Hanım, siz mi soracaksınız? O zaman ben soracağım. Kızımın da Elham'ı ezberletmiştim ama herhalde onu sizin dua grubunuza atayım isterseniz. Tamam, olur inşallah. Eğer zaman kalırsa, bir parça okursa mutlu olurum. Hocam evet. Benim sorum size şu olacak. Eylem bir şey istediği zaman, yapamadığım zaman çok üzülüyorum, ağlıyorum. Ama diğer kızımda aynı şeyler değil ve Eylem'e çok dua edince sürekli ağlıyorum ben. Acaba bu üzülmenin İslamiyet'te yeri nedir hocam? Yani bu tabii beşeri bir şey yani. Allah'ın yaratmış olduğu merhametin bir tezahürü, bir görünüşü yani netice itibariyle. Yani siz tabii ki üzülürsünüz, gözyaşı dökersiniz. Ama elbette ki isyan etmezsiniz. Zaten burada önemli olan isyan etmemektir. Allah'a niçin böyle oldu ya Rabbi falan diye. Böyle bu cümleyi kullanmamak lazım. Allah'ım hocam, senin... Evet. Ama isyan etmiyorum ama hocam, mesela şunu kendime çok soruyorum. Hep bunu sizin yanınıza gelip sormayı çok istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Hocam, acaba diyorum birisinin kalbini kırdım da mı çocuğum özel oldu? Yok, öyle düşünmek doğru değil. Öyle düşünmek doğru değil. O zaman nice kötü insanlar var ki çocukları, akrabaları son derece istedikleri gibidir yani. İlgisi yok. Mesela bazen inançsızlık konusundan aynı şey söyleniyor. Hocam çocuk kötü, babası çok iyi. İşte acaba babalık babası kötü mü yaptı? Hazreti Nuh peygamberdi, oğlu kafirdi. İbrahim aleyhisselam peygamberdi, babası Azer put yapardı. Yani babalar ve evlatlar birbirlerinden sorumlu tutulmazlar. Sizin de bir günahınızdan dolayı bir şey olmuş değildir. Bu eylem için bir nimettir çünkü ahirette hepimizden önde olacak. Yani o artı 2, artı 3, artı 5 başlayacak hayata. Ahiret alemin için diyorum. Son derece dinamik olacak, böyle olmayacak. Yani o daha farklı bir özel olacak. Öyle diyeyim, öyle ifade edeyim. Bundan eser kalmayacak. Bu sıkıntısından hiç eser kalmayacak. Özel yerde. Belki size şefaatçi olacak. Belki bilakis... Hocam zaten şey diyorum, cennetimin anahtarıdır inşallah. Aynen öyle, onu diyecektim zaten. Onu diyorum zaten. Belki siz iyi bir şey yaptınız, Allah çok sevdi onu... Böyle cevap verdi ama ahirette de hepinize şefaatçi olacak belki. Bilemeyiz. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Peki, Allah'a emanet olunuz. Onu dua grubuna beklerim inşallah. Peki. Tamam hocam. Çok sağ olun. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Güle güle. Eylem. Sağ ol Eylem. Öpüyorum seni. Allah seni bağışlasın. Güle güle. Bay bay. Evet. Onlara karşı çok nazik, nazenin, çok böyle hoşgörülü davranacağız. Hakikaten onu hak ediyorlar çünkü. Çocuklar, selamun aleyküm, merhaba, nasılsınız? İyi akşamlar hocam. Maşallah, iyisiniz hepiniz, iyi akşamlar diliyorum. İyiyiz hocam, siz nasılsınız? Sizi gördükten sonra kötü olmak mümkün mü yani? İnşallah iyi olacağız. Ayrıca oruçla aranız iyi mi? Tutabiliyor muyuz orucu?
Evet hocam, tutabiliyoruz. Peki, hadi bakalım. İstanbul'dan mı arıyorsunuz siz? Ankara'dan arıyoruz. Ankara'dan arıyorsunuz. Peki, mikrofon sizin, Türkiye'si dinliyor. Buyurun bakalım. Hocam, bizim sorumuz bu ara sosyal medyada çok fazla karşımıza çıkıyor. Evet. Öz babamız olmayan birine baba diye hitap etmek günah mıdır? Babanız kızmıyorsa günah değil, bir şey olmaz. Önemli olan, eğer babalar kıskanıyorsa, oğlum benden sonra, benden başka baba yok diyorsa dikkatli olmak lazım. Ama bir de o ötekine diyelim, çok sevdiğimiz bir büyüğümüz var, ona baba diyoruz. Veya işte halk arasında baba, dayı filan, o kelimeler çok kullanılır. Dayı olmadığı halde dayımızsın filan deniyor, babamızsın sen filan deniyor. Burada babanın hukuku ile, affedersiniz, herhangi birinin hukuku bir olmaz. Bütün babalar bir araya gelse bir baba etmez. Hangi baba etmez? Öz baban yani. Evet. Senin öz baban öz babandır yani. Bu hepimiz için geçerlidir. Ama yani alışkanlık gereği baba demenizden dini açıdan da sakıncası yok. Çünkü onu babanın yerine koymuyorsun. O laf gelişi, dil alışkanlığı, halk arasındaki konuşmadan kaynaklanan bir şey yani. Evet, teşekkürler hocam. Peki, Samet... Samet, sana Samet demeyeceğim. Ben müsaade et, sana Abdussamet diyeyim. Çünkü Samet, tamamdır Allah'ın hocam, bir vasfı. Abdussamet daha güzel olur. Abdussamet İlhan, Efe İlhan. Hanımefendiler, sizlere de selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Geceniz hayır olsun diye duamızı yapalım. Efendim, hasta namazı hakkında birkaç şey söyleyelim. Ondan sonra döneceğiz tabii Zoom'lara. Bizi bekleyenler var orada. Şöyle diyelim, efendim, nişanlıyken dini nikah yapmak caiz midir? Bu Instagram'dan gelen sorulardan biri. Nikah olur mu? Nişanlıyken dini nikah yapmanız geçerli olur. Ama bizim tavsiyemiz resmi nikah yapmadan dini nikah yapmayın. Çünkü bir boşanma durumunda kızlar, hanımlar bundan dolayı mağdur oluyorlar. Erkekler biraz daha önde, daha avantajlı oluyorlar. Bu nedenle dini açıdan bir sakınca yok. Yani şartlara uygun babalar, anneler haberdarsa... Dini nikah kıyılır ama resmi nikahınızdan sonra dini nikahınızı kıymanız daha doğru olur diye söylemiş olayım sevgili kardeşlerim Instagram'dan soranlar için. Instagram'dan bir tane daha okuyayım. İki arkadaşım, Zeynep diyor, kavga etti, kalplerini kırdılar birbirlerinin. Ramazan ayında küsmek günah mıdır? Ramazan'da da Ramazan dışında da küsmek günahtır. Bir Müslümanın diğer bir Müslümana 3 günden fazla küsmesi dinen caiz değildir. Bu nedenle onları barıştırmaya çalış. De ki Ramazan ayı bereket ayıdır, af ayıdır. Küsleri barıştırma ayıdır, küsme ayı değil ki. Kaldı ki siz bu Ramazan'da küsüyorsunuz. Bu olmaz, yakışmaz deyin. Onları barıştırın inşallah. Efendim, bir hasta yaşlı olabilir. Vücudunda platin olabilir. Başka türlü hastalıkları olabilir. Eğilemiyor olabilir, oturamıyor olabilir. Efendim, diz çökemiyor olabilir. Bütün bunlar mümkündür. Allah onların durumunu biliyor. Onun için la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah bir insana gücünden fazlasını yüklemez. Allah belini bükemeyen veya dizini kıvıramayana dizini kır ve kır demez yani. Ben kabul ediyorum der. Onun için bir hasta gücüne göre namaz kılmakla yükümlüdür. Nokta. Tam eğilemiyorsa eğilebildiği kadar. Tam bilemiyorsa bildiği kadar. Ayakta duramıyorsa oturup kılacaktır. Oturup kılamıyorsa uzanıp kılacaktır. Şimdi tek tek gelecek. Ayakta durmaya gücü yetmezse bir kişinin ayakta durmaya. Olur, duramıyorsunuz. Bazen hasta oluyorsunuz, ayakta 2 dakika duramıyorsunuz. Oturmak zorunda kalıyorsunuz. Midenize kramplar giriyor, ateşiniz yükseliyor, bir şeyler olabiliyor. Ayakta durmaya gücünüz yetmezse, ayakta durması hastalığınızı artıracaksa oturarak namazı kılarsınız. Ama şunlar için olmaz. Geziyor, dolaşıyor, pazara gidiyor, oturuyor kahvehanede veya işte misafirlikte. Namaza gelince ayakta duramıyorum. Olmadı o iş. O iş olmadı yani. Ayakta duramıyorsan, hakikaten ayakta duramıyorsan Allah sana mazeret kabul ediyor. Sen hastasın diyor sana. Sen mazursun diyor. Olur, senin için bir problem yok diyor. Ama çarşıda, pazarda, her yerde çok iyisin, rahatsın, oturuyorsun, kalkıyorsun. Namaza gelince ben kılamıyorum ayakta. O iş olmaz. Ayakta durmaya gücü yetip de ruku ve secdeye eğilemeyecek kadar kötü durumda olan biri ayakta durup namazını ayakta kılar, ruku ve secdeyi, selamını ima ile yapar. Nedir? İma az bir eğilmektir.
Az bir eğilmek. Rükuda az, secdede biraz daha eğilir. İki secde yapar, Allahu Ekber der, kalkar, namazına devam eder. Bu mümkündür. Oturduğu yerden de olur. Onun için söyleyeceğiz. Hasta ayakta duramayacak gibi oturdu. Veya ayakta başladın, Allahu Ekber dedin, namaza başladın. Birdenbire bir hal oldu, oturdun. Sonra kalkamayacaksın yere. Ayağa kalkamayacaksın. Oturarak namazını kılarsın. Hocam rükuyu, secdeyi ne yapacağım peki? Söyleyeyim. Allahu Ekber deyip rükuda şöyle şu kadar eğileceksin önüne doğru. Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim diyeceksin. Üç kez. Semi Allahu limen hamd diyeceksin. Rabbena ve lekel hamd, hamdan tayyiben mübareken fi. Veya Rabbena ve lekel hamd de yeterli. Rabbim sana hamd olsun diye dua edeceksin, tesbih edeceksin. Allahu Ekber diyeceksin. Şöyle daha da eğileceksin. Eğer önüne bir şey koyarsan, senden aşağıda duran bir şey koyarsan, sert bir cisim, katı bir yer, oraya secde edebilirsin. Ona secde edemiyorsan, secde edecek kadar biraz daha, rükudan biraz daha fazla öne doğru eğilirsin. Allah namazını kabul eder. Çünkü ablalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız bunları çok soruyorlar. Çokça önemli bir konu. Evet, şimdi diyelim ki oturdunuz, namaz kıldınız ama yani böyle de eğilemiyorsun. İma ile şöyle en azından başının işaretiyle eğilir gibi olursun. Bir hasta ayakta kılamıyor namazını, oturarak da kılamıyorsa yana uzanır, yan tarafa uzanır ya kıbleye doğru, ayakları kıbleye doğru olur. İma ile baş işaretiyle yani içinden de ruku ve secdeyi getirmek suretiyle namazını kılmaya devam eder. Peki bütün bunların hiçbirine gücü yetmiyor. Yapamıyor yani. Terk eder yani. Terk eder efendim ve daha sonraki günlerde kaza eder. Allah ona sıhhat verirse. Peki hocam hasta başladım, oturdum, birden bir zindelik hissettim. Ayağa kalkacaksın o zaman. Kıyam namazın farzlarındandır. Kıraat gibi kıyam, rükû, secde hepsi farzdır. Bilerek yapmazsa namazın bozulur tabii ki. Evet, Zoom'dan bir soru daha alalım bakalım. Efendim, hayırlı iftarlar diliyorum çocuklar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim delikanlı. Sen nasılsın, iyi misin? İyi akşamlar hocam. Hanımefendi, programımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar dilerim, iyi iftarlar dilerim. Çocuklar torun, mı? Torun soru sormak istiyor hocam. Çocuklarınız mı? Torun soru sormak istiyor. Çocuk mu, torun torunum mu? Torunum benim, torunlarım. Torunlarım. Torunlarım maşallah. Allah bağışlasın inşallah. Amin, amin. Delikanlı nereden arıyorsun? Hocam, Bursa'dan arıyorum hocam. Bursa'dan. Peki, hadi bakayım. Güzel, yeşil Bursa'dan arıyorsun. Seni dinliyoruz, buyurun bakalım. Bizim sorumuz, hayvanlar cennete veya cehenneme gidiyor mu? Hayvanlar ölünce cennete veya cehenneme gider mi? Aa, güzel bir soru sordun. Çetin bir soru sordun. Şimdi hayvanlar cennete veya cehenneme gitmiyorlar. Çünkü cennet veya cehenneme gitmek için sorumluluk hissetmek lazım. İmtihan için gelmiş olmak lazım. Hayvanlar dünya hayatında insanlara hizmet için gönderildiler. Bu nedenle onlara karşı iyi davranırsak cennete gideriz. Onlara kötü davranırsak cehenneme gideriz. Onlar değil, biz gideriz. Yani onlara kötülük yapan bundan dolayı ceza alır, onlara iyilik yapan bundan dolayı mükafat alır. Onlar ise efendim yok olup gidecekler. Ama senin bir kedin vardı diyelim. Mesela çok sevdiğin bir kedin vardı veya bir neyin vardı diyelim ki bir papağanın vardı. Sen işte öteki alemde inşallah hepimiz gideceğiz ya oraya. Dedin ki Allah'ım ben papağanımı istiyorum. Allah sana papağanı gönderecektir. Allah sana kedini gönderecektir. Orada arzu ettiğin her şey vardır. Bir de mahşer aleminde ve izel vuhuşu huşirat ayeti var. Yani vahşi hayvanlar, böcekler, şunlar bunlar da diriltilecek. Herkes hesaplaşacak ve sonra Allah onlara toprak olun diyecek, toprak olup gidecekler. Ama senin sevdiğin hayvanın yanında olacak istersen şayet. Tamam? Tamam hocam, teşekkürler. Sağ olasın, iyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Geceniz hayırlı olsun. İftarınızı Allah kabul etsin inşallah. Evet, devam ediyoruz. Çok önemli bir konu var. Hepinizin de doğrusu şikayetçi olduğunuz bir konu var. Evlatların hakları. Baba anne hakkından bahsediyoruz da.
Ama evlatların hakkını hocam ihmal ediyoruz. İhmal etmeyelim, onları da söyleyelim. Evlat haklarını söyleyelim. Evlatlar itina ile büyütülmeli. Evlatlarınızı güzel büyütmeye çalışınız. Onlara güzel muamele ediniz lütfen. Evlatlarınıza güzel muamele ediniz. Onlara helal lokma yedirin. Onlara helal lokmanın ne olduğunu öğretin. Büyüklerden biri Süfyan-ı Sevri'ye sordu. Dedi ki, namazda hangi safta oturayım? En önde otursam olur mu? En önde oturmanın bana sevabını söyler misiniz? Süfyan-ı Sevri dedi, parayı nereden kazandığına bak önce. Yani helalden mi kazanıyorsun paranı, başkasının malını mı gasp ediyorsun? Alıyorsun, çalıyorsun, aldatıyorsun, kandırıyorsun. Her gün haberlerde görüyorsunuz. Şebekeler oluşmuş, insanların parasını nasıl çalacaklarıyla uğraşıyorlar, yakalanıyorlar. Şu bu ama internetten, telefondan benzeri şeyler. Hak etmediğini hak edenin cebinden alıyor. Öteki hayatı boyunca çalışıyor. Bir para elde ediyor, o parayla hacca gidecek veya bir yere gidecek. Bir sıkıntısını ödeyecek. Bir anda bir oyuna, bir tezgaha getiriyorlar. Hakkınızı helal ediniz. Elindeki parayı alıyor. Hiç mi utanmıyorsun? Hiç mi hayan yok? Hiç mi edebin yok yani? Öteki alın teri döktü, yoruldu, yıllarca koşuşturdu. Bir nebzede elindekini alıyorsun ve götürüyorsun. Onun için evlatlarımıza bunları öğreteceğiz. Helal lokmayı yedireceğiz, helal lokma kazanmayı öğreteceğiz. Evlatlarımıza Allah'ı, peygamberi, dini, bayrağımızı, ezanımızı, dini yaşamı, namazı öğreteceğiz. Kötüleri de öğreteceğiz ama iyileri de öğreteceğiz. Kötülerden uzak durmalarını, iyiliği tercih etmelerini söyleyeceğiz. Evlatlarımızı güzel bir şekilde eğitmeliyiz, terbiye etmeliyiz. İlim, edep ve sanat öğretmeliyiz onlara. Bilgi ve beceri kazandırmalıyız. Akıllı olmasına dikkat edeceğiz. Herkesin arkasına takılmamasını söyleyeceğiz. Her söyleyene inanma diyeceğiz. İnternete girdiğin her yerdeki bilgiyi mutlak doğru bilgi gibi alma diyeceğiz. Allah'ın kitabı Kur'an var. Aklım var. Peygamber hayatı var. Anadolu insanın irfanı var. Evladım bunlardan al diyeceğiz. Kötülüğe karşı uyaracağız ki evlatlarımız tertaze, nazik, nazenin insanlar. Kandırılabiliyorlar. Onları kandırmayacağız. Sizin başka yerlerden gelecek felsefelere, düşüncelere, şunlara, bunlara ihtiyacınız yok. Sizin bir dininiz var. İslam son din ve son peygamber size indi. Onu tanımaya çalışınız. İslam hakkında kötü konuşanları ciddiye almayın, itibar etmeyin. Onlar bir yerin malzemesi onlar. Bunlar birer projedir. Dikkatli ol evladım. Allah'ına, peygamberine, dinine, ailene, ülkene bağlı kal diyeceğiz. Bunları söylersek çocuk zaten kanmayacak inşallah. Anne ve babalarına her konuda örnek olmalılar. Anne babalar evlatlarına, aslında evlat da öyle güzel yaşayacak ki babacığım sen şunu yapamadın ama ben yaptım elhamdülillah diyecek. Evlatlara bizler, anneler babalar, kız veya erkek ayrımı yapmayacağız. Onlara gereken sevgiyi eşit bir şekilde göstereceğiz. Bazen bir kız evladı 10 erkek evlada bedeldir, unutmayınız. Onun için lütfen kızlarınızı çok seviniz ve onları böyle çok itinayla büyütmeye çalışınız. İyi bir çevre edinmesine çalışınız. Evladınızı dindar yetiştirmek için dünya ve ahiretini öğretiniz inşallah. Efendim bugün sahur programımız saat 2.30'da. Biraz da erkene aldık. Çok kızıyorsunuz bana. Hocam erken bitiyor sahur programı ama biz hani uykudasınız diye düşündük. Onun için biraz geç başladık. Ama sizin bu konudaki taleplerinizi ben ciddiye alıyorum. Her konudaki talebinizi önemsiyorum. Onun için iftar sahurumuzu 2.30'da bu sabah almış olacağız. Sahurda görüşürüz. Afiyet olsun. Allah size selamet versin. Bizi her türlü kötülükten uzak etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Efendim bütün Zoom'dakilere de selamlarımı iletiyorum. Konuşamayanlar beni bağışlasın da ne olur. Hakkınızı helal edin. Sizleri seviyoruz. Allah sizleri büyütsün. Allah yar ve yardımcınız olsun sevgili kardeşlerim.